Arkadaşlar tarih bilimine giriş konusunda dikkat etmemiz gereken bir başka konu ise takvim ve zaman kavramıdır. Takvim ve zaman kavramında dünya tarihi boyunca kullanılan takvimlere ve özellikle Türklerin kullandığı takvimlere bakacağız. İlk kez ay yılı esaslı takvim arkadaşlar Sümerler tarafından yapılmış. İlk kez güneş yılı esaslı takvim ise Mısırlar tarafından Mısır medeniyeti tarafından yapılmıştır. Özellikle Sümerlere bakıldığında Sümerler yaptıkları tapınakların zigguratların en üst katını gözlemevi olarak kullanmışlar ve e, tanrılarını gökyüzünde düşündükleri için de gökyüzü cisimleriyle ilgilenmişler. Yıldız hareketleriyle ilgilenmişler ve bunun sonunda da ay yılı esası takvimi ortaya çıkartmışlar. Yine Mısırlara bakıldığında biz Mısır uygarlığının Nil Nehri üzerinde kurulduğunu görüyoruz. Nil Nehri'nin taşma zamanını hesaplayabilmek için e, astronomi bilimini geliştirip ilk kez güneş yılı esası takvimi bulmuşlar. Bu güneş yılı esaslı takvimi arkadaşlar daha sonra Roma İmparatorluğu Jül Sezar döneminde ilk kez değiştirmiş ve Julian takvimini ortaya çıkartmışlar. Ama daha sonra Papa Gregor tarafından bugünkü Gregorian takvim yani miladi takvim ortaya çıkartılmıştır. Yani bugünkü kullanılan miladi takvimin temeli aslında Mısırlıların bulduğu güneş yılı esaslı takvime dayanmaktadır. Daha sonra Roma İmparatorluğu bunu geliştirerek başlangıcına Hz. İsa'nın doğumunu yani sıfırı koymuşlardır. Tarih boyunca Türklerin kullandığı takvimlere bakıldığında Türklerin kullandığı en eski takvim arkadaşlar 12 hayvanlı Türk takvimidir. Türkler bu takvimi Orta Asya'da kullanmışlar. Daha çok Uygur Türkleri bunu geliştirmiş. Güneş yılı esasına dayalı olan bir takvimdir. 12 yılda bir devreder ve her yıla bir hayvan adı verilmiştir. Orta Asya Türkleri kullandığı için İslam öncesi dönemler kullanılmıştır diyebiliriz. Daha sonraki dönemlerde arkadaşlar Türkler İslamiyetle tanışır ve ilk Türk İslam devletlerini kurarlar. Karahanlılar, Gazneliler, Büyük Selçuklular, Anadolu Selçukları, Osmanlı Devleti gibi devletler, Türk İslam Devletleri İslam kültürüyle birlikte artık hicri takvimi kullanmaya başlamışlardır. Hicri takvim ay yılı esasına dayanmakta ve başlangıcı da Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye göçü yani 622 yılındaki hicret olayını esas almaktadır. Bir başka kullanılan takvim Celali takvimidir. Celali takvimi güneş yılı esasına dayanır. Celali takvimini kullanan arkadaşlar Büyük Selçuklu devletidir. Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah adına Ömer Hayyam tarafından yapılan bir takvimdir bu. Türklerin kullandığı bir başka takvim ise Osmanlı Devleti döneminde kullanılan Rumi takvimdir. Rumi takvim de arkadaşlar yine güneş yılı esasına dayanır. Ve Osmanlı Devleti döneminde daha çok maliye alanında kullanılan bir takvimdir Rumi takvim. Ve Türk toplumunun arkadaşlar kullandığı son takvim şu anda kullandığımız takvimdir. Yani miladi takvimdir. Miladi takvim de az önce söyledik güneş yılı esasına dayalı. Yani aslında Mısırların bulduğu güneş yılı esaslı takvimdir bunun temeli. Roma İmparatorluğu bunu daha sonra miladi takvim haline çevirmiştir. Peki Türkler olarak miladi takvimi ne zamandan beri kullanıyoruz? Türkiye Cumhuriyeti döneminden itibaren, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıllarından itibaren kullanıyoruz. Atatürk'ün takvim devrimiyle birlikte özellikle 1 Ocak 1926 tarihinden itibaren miladi takvimi kullanıyoruz arkadaşlar.